İki gündür beni ve partimizi hedef alarak yapılan saldırılara da kısa bir cevap vermek istiyorum. Geçen hafta aynı burada bu salonda bu kürsüde sevgili Enes Kara'nın acısıyla karşınıza çıkmıştım. Hemen ardından Bahadır Odabaşı'nın acı haberi geldi. Zannedersen bu konuda üzüntüsünü paylaşan tek siyasi parti genel başkanı da ben oldum. Çünkü biz bugüne dek her zaman KK zulmüne karşı çıkan halkımızın da nefessiz kalan gençlerimizin de yanında olduk. <laughs> Mülakatlarda elenen vatandaşlarımızın hep yanında durduk. Çünkü biz hep haktan, hukuktan, adaletten yana olduk. Cemaat ve vakıflar derhal kapatılsın diyenlere karşı Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hep tartışıldı bunlar değil mi? Yoğun kampanya. Bunlar kapatılsın. Kapatılsın diyenlere karşı haktan, özgürlükten bahsettiğimizde de bazı küçük grupların saldırısıyla karşılaşmıştık. Bunlar olacak. Doğru yerde durduğunuz sürece işine gelmeyenler olacak. Bunlara alışacağız. Dün de sanatçımız Sezen Aksu ile ilgili haktan, özgürlükten bahsedince Başka bir grubun saldırılarıyla karşılaştık. İşte arkadaşlar biz bu ülkeyi bu marjinal kuşatmalara bırakmayacağız. Böyle birbirinin adeta iz düşümü gruplar arasında sıkışmış kalmış adalet arayan, hak diyen, huzur isteyen, barış isteyen milyonların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sesi yüksek çıkanın, Başkalarının hakkını, hukukunu taciz ettiği bir Türkiye'ye hayır diyeceğiz. Haklının yanında olacağız. Kimse bu saldırılarla susacağımızı, seneceğimizi falan düşünmesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hepsi gelsinler üzerimize. Hiç fark etmez. Biz buradayız. Hakikatin yolundan bir adım dahi geri atmayız. Bir sanatçının ta beş sene önce çıkmış bir şarkısını tutup da Bugün kutuplaştırma için, çatışma için malzeme edenlerin amaçlarını da gayet iyi biliyoruz. Bunun organize bir iş olduğunu anlamak için herhalde bir istihbarat uzmanı falan olmaya gerek yok. Eş zamanlı düğmeye basılmış bir şekilde çıkıyor Bahçeli konuşuyor. Çıkıyor öbürünün adamları geliyor evin önünde gösteriler yapıyor şu bu. Bunlar artık anlıyor herkes ya. Kimseyi kandıramazsınız. Biz Bakın değerli arkadaşlar, dini değerlerin siyasete ve kutuplaştırmaya alet edilmesinin bugünkü iktidarın artık geleneğe haline geldiğini gayet iyi biliyoruz. Kimse boşuna heveslenmesin. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz böyle kirli hesapların peşinden koşan, yarınlarımızı hedef alan gruplara pabuç bırakmayız. Öte yandan değerli arkadaşlar, yine bu son iki gündür bize samimi olarak takdirlerini, veya üzüntülerini ifade eden arkadaşlarımız da oldu. Ben bu vesileyle bu ve benzer konulardaki ilkesel tutumumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü ilke ve değerler safa sağlam yerinde durursa hiç korkmayın arkadaşlar. Hiç. Karşımıza çıkan her olaya ilke ve değerler penceremizden bakacağız. Bizim parti programımız ki okumayanlar varsa buradan onlara sesleniyorum. Özgürlüklerle başlıyor. Birinci bölüm, birinci sayfa, birinci kelime özgürlük. İfade özgürlüğü diye devam ediyor. Basın özgürlüğü diye devam ediyor. Ülkemizin sorunlarının çözümüne de özgürlüklerle başlamak gerektiğini biz hep söylemişizdir. Özgürlüklerin ise değerli arkadaşlar bir evrensel hukuk çerçevesi vardır. İfade özgürlüğü yok mu kardeşim diyerek siz terörü teşvik edemezsiniz. İfade özgürlüğü yok mu kardeşim diyerek siz şiddeti teşvik edemezsiniz. Nefret suçu işleyemezsiniz. Hiç kimseye hakaret de edemezsiniz. Özgürlükler çok önemlidir ama özgürlüklerin bir hukuk çerçevesi vardır. İfade özgürlüğüm var diyerek başkasının kutsalına da hakaret edemezsiniz. Bakın ben Avrupa Birliği Bakanı iken, Dışişleri Bakanı iken ülke ülke dolaşıp peygamberimize hakarete kalkışanlara da hadlerini bildiren birisiyim. İfade özgürlüğünün hiç kimseye bir başkasının dininin kutsalına hakaret etme hakkı anlamına gelmediğini Avrupalıların yüzlerine karşı haykıran bir insanım ben. <laughs> Arkadaşlar, biz karşımıza çıkan her konuda ilkelerimiz ve değerlerimizi hareket ettik. Öyle yapmaya da devam edeceğiz. Biz parti programımızda açık bir şekilde ortaya koyduğumuz ilke ve değerleri, her zaman referans olarak alırız. Günlük rüzgarlarla da eğilip bükülmeyiz. Doğru bildiğimizi çekinmeden konuşuruz. Hiç kimseden de korkmayız. Dinimizin kutsallarını alet edenler korksunlar. Bunların bunların hepsini milletimiz gayet iyi anlıyor. Ve bir kenara not ediyor. O sessiz çoğunluk ne zaman konuşacak biliyor musunuz? İnşallah ilk seçimde onlar tercihleriyle sandıkta konuşacaklar. Hiç endişeniz olmasın. Bu iktidarın sürekli olarak düşman üretip toplumu kutuplaştırmaya çalıştığının gayet iyi farkındayız. Cumhurbaşkanının dinimizin kutsallarını sürekli olarak istismar ederek günlük siyasete malzeme yaptığını da gayet iyi biliyoruz. Tutunacak tek dalı o kaldı zaten ya. Tek dalı o. Başka hiçbir şey üretemiyordu edin. Hiçbir şey üretemiyor. Bu ülkenin hiçbir sorununa çözüm bulamıyor. Bu ülkede açlık artıyor, yoksulluk artıyor. Biraz da bunların üzerini kapatmak için zaten bu gündemleri ortaya çıkarıyorlar. Ellerinde en az 50-100 maddelik bir haftanın düşman listesi var. Açlık mı var? Alın diyor size düşman diyor. Boğaziçi üniversitelerini gösteriyor. Yoksulluk mu var? Bakıyorsunuz bir kişi hedef gösteriliyor. Ya gençler canına kıyıyor. Çaresizlikten, umutsuzluktan kendi hayatına son veriyor mu diyorsunuz? Hemen bak diyor şu ülke diyor falanca ülke diyor bizim düşmanımız diyor. Ya bırakın bunları ya. Şu anda bu ülkenin en büyük düşmanı hukuksuzluk, adaletsizlik. Bu ülkenin en büyük düşmanı şu andaki ekonomik kriz. Bu ülkenin en önemli, en önemli düşmanları yoksulluk, Hayat pahalılığı işsizlik. Siz gidin bunlarla uğraşın ya. Sağda solda hedef aramayla uğraşmayın. Sağda solda önünüze geleni hedef göstermekle de uğraşmayın. Siz şu anda tek sorumluluk makamısınız. Tek yetkili olmayı çok istediniz. Demek ki tek sorumlu sizsiniz. Sizin sorumluluğunuz asıl düşmanlarla mücadele etmek. Hukuk üstünlüğü şu, bu ülkede paspas edilmiş durumda. Hukuksuzlukla mücadele edin, adaletsizlikle mücadele edin. Düşman arıyorsanız kendinize gidin. Şu faizi de enflasyonu bir düşürün bakalım ya. Dört yıl oldu. Tam yetkili cumhurbaşkanı olduğunuzdan bu yana dört yıl geçti. Dört yıldır aynı hikayeyi anlatıyorsunuz. Enflasyonu da faizi de düşüreceğim diyorsunuz. İkisi de artıyor ya. İkisi de sürekli artıyor. Ve artmaya devam edecek. İşte Ocak ayı enflasyon açıklanacak. 30 küsürlerden TÜİK 40'ın üzerinde açıklamak zorunda kalacak. Bakın çünkü mızrak çuvala sığmıyor. Artık kamufle edemiyorlar, örtemiyorlar. Ocak ayında açıkladıkları 40'ın üzerinde olacak. Gerçek enflasyon yüzde 80, yüzde 100. Yüz. Siz gidin bunlarla mücadele edin. Bakın enflasyon bir ülkenin ekonomisi için ve ülkenin vatandaşları için tam bir beladır. Bu enflasyon hızla yükseliyor. Hayat hızla pahalanıyor. Kendinize düşman arıyorsanız bununla mücadele edin ya. Onun bir çözüm de görelim. Ama yapamıyorlar. Beceremiyorlar. Hedef yanıltıyorlar. Asıl düşman buradayken gidiyorlar. Başkalarını düşman olarak sunuyorlar. Trolleriyle, paralı elemanlarıyla aynı kişilere, aynı hedeflere saldırtıyorlar. Bu milletin de buna inanacağını zannediyorlar. Böyle bir şey yok artık. Bitti. Bitti. Biz bu iktidarın oyunlarının hiçbirine gelmeyiz. Bu tuzaklara da düşmeyiz.